Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Günden Galatasaray ve yine Ali Naci Küçük'le beraberiz. Ali Naci hoş geldin. Hoş bulduk. Yine galibiyetin olmadığı bir hafta. Evet, Süper Lig'le başlayalım diyecektim ben de. Galatasaray Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı ve bu puan konuştuğumuz gibi kimseyi memnun etmedi sanırım. Galatasaray Torrent yönetiminde hala 3 puana tanışamamış oldu. Bu karşılaşmayı ve bugüne kadar olan süreci nasıl değerlendirmek lazım? Tarihi tersten yazıyor Dominic Torrent. Tebrik etmek lazım. Galatasaray takımının başında 5 maçta galibiyet alamaması. Çok vahim bir durum. Aslında yani durumun özeti gibi. Yani Dominic Torrent Galatasaray seviyesinde ve klasında bir teknik adam değil. Bu baskıyı ve Galatasaray'ı bu cehennemin içinden çıkaracak bir teknik adam değil. Son iki maçta bize bunu çok net bir şekilde gözler önüne serdi. Alanya Spor maçında rakip 10 kişi kalmışken sahadan senin benim gibi seyirci olarak izlemesi, oyuna müdahale etmemesi ve Kayseri Spor maçında Galatasaray'ı belki de bu noktaya düşüren ana sebeplerden bir tanesi olan Berkan Taylan ikilisini halen Pulgar gelmesine rağmen sahaya sürmesi ve Pulgar'ı yedek bırakması bu iki maçtaki puan kaybının net olarak tartışmasız Dominic Torrent'e fatura edilmesinin gerekçesidir bana göre. Sınıfta kalmıştır Torrent. Ama ne yazık ki Galatasaray yönetimi çok skandal düzeyde hatalarına devam ettiği için Dominic Torrent'in kontratı ve sözleşmedeki tazminatı şu anda Galatasaray yönetiminin bir hamle yapmasına ne yazık ki engel oluyor. Yoksa şu anda konuştuğum birçok yönetici Torrent'in Galatasaray'ı bu noktadan çıkaramayacağının farkında ama yüklü tazminat nedeniyle de eyleme geçemiyorlar. Çözüm olur mu bilinmez ama bir hamle de yaptı Galatasaray yönetimi. Sportif direktör olarak Pasquale Sensibilia'yı sportif direktör olarak getirdi. Yönetim bu isimden neler bekliyor? Bir de olası bir Torrent ayrılığı Galatasaray'ın bu planlarını bozar mı? Vallahi yani neler bekliyor yönetim? Onu bilemiyorum ama ben birçok İtalyan meslektaşım ve Galatasaray'da geçmiş dönemde görev alan Mancini ve Prandelli döneminde görev yapan birçok İtalyan futbol adamıyla konuştum bu hamle sonrasında buraya gelmeden önce. Herkes çok şaşırdı. Yani neden şaşırdı? Sensibile İtalya'da herhangi bir futbolcu keşfeden çok üst düzey bir başarıya imza atan bir isim değil. Aynı zamanda da Lukaku'nun bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan bir isim son olarak. Yani bu işin operasyonun başında Luis Campos'un perde arkasında da her ne kadar Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas televizyonlar önünde bazı menajerlere savaş açsa da bu işin perde arkasında ne yazık ki farklı menajerler var. Galatasaray'ı menajerler yönetmemeli. Yani bu hamleyi ben hatalı olarak değerlendiriyorum. Sizin bütçeniz yok. Cagney'in parasını ödeyecek nakdiniz yok. 13 milyon TL para istiyor Cagney sözleşme feshi için. Siz gidip TFF birincilik ekibi Eyüpspor'dan bu çeki tahsil edip Cagney'in kontratını feshedebiliyorsunuz. Transfer yapamıyorsunuz. Benfica'ya Getson için para ödeyemediğiniz için. Ama kalkıp içeriği profesyonellerle, sportif direktörlerle, scoutlarla, menajerlerle dolduruyorsunuz. Yani nereye götürmeye çalışıyorsunuz Galatasaray'ı ben soruyorum yönetime. Bu şekilde mi başarı gelecek? Ya Galatasaray küme düşme potasında ya şampiyonla oynamıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Neyin sportif direktörü? Dünyayı yeniden mi keşfetmeye çalışıyorsunuz siz? Son derece hatalı bence. Yönetimin gündeminde işte Torrent, Sensibilia varken taraftarın gündeminde ise işte Bülent Korkmaz hatta daha çok belki Okan Buruk isimleri daha yüksek sesle seslendirilir oldu. İkisinden birini Galatasaray'ın başında görme ihtimalimiz var mı? Şimdi bir kere ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Galatasaray yönetimi Torrent'in kontrat şartları nedeniyle ayrılığı aklından dahi geçirmek istemiyor. Yüksek ayrılık rakamı nedeniyle. Ama Göztepe ve Rize maçları işi kaçınılmaz ve dönülmez noktaya getirebilir.
Bu noktada da artık tazminatı ödemeyi göze alıp Galatasaray Torrent'te yolları ayırabilir. Zaten şunu söyleyelim. Şu anki yapılanmanın başında dediğim gibi Luis Campos var. Luis Campos'un beraber çalıştığı menajerler var perde arkasında da. Ve Domenech Torrent Luis Campos'tan önce atanan bir isim. Göreve getirilen bir isim. O yüzden Campos'un da Torrent'e çok sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Bir ayrılık yaşanırsa da aslında bütün mantık Türkiye şartlarında yerli bir teknik adamı emreder. Ama Galatasaray yönetimi nedense şu anda ilginç şekilde yabancı isimlerle çalışıyor. Ve bu isimler ne der ne söyler bilemiyorum. Ama normal bir mantık Bülent Korkmaz'ı ya da Okan Buruk'un göreve getirilmesini söyler. Ama Okan Buruk üzerinde şunu söyleyebilirim. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bundan 1,5 ay önce Fatih Terim'le yolları ayırma kararı aldığında yapılan toplantıda Galatasaray Kulübü'nde başkanlık yaptığı sürece Okan Buruk'un kulüp kapısından içeri giremeyeceğini net bir şekilde dile getirdi idarecilerine. Bunun sebebi de 2001 yılında Galatasaray'dan ayrılıp sezon devam ederken Inter'le anlaşması. Onu asla affedemem. Ben olduğum sürece Galatasaray Kulübü'nden içeri giremez ifadesini ve cümlesini kullandı Okan Buruk için. O yüzden ben Burak Elmas başkan olduğu sürece Okan Buruk'un Galatasaray'da görev alma ihtimalinin son derece zayıf olduğunu düşünüyorum. Peki Galatasaray'ın yıllık olan Maliye Genel Kurul tarihi de belli oldu. 26 Mart 2022 olarak. Bu genel kurulda Burak Elmas'ın ibra edilmesiyle alakalı ilk yayınlarda çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemiştin. Aynı görüşte misin? Bence daha da düştü artık. Hani ben daha önce de dile getirmiştim rahmetli Mustafa Cengiz ve Adnan Polat döneminde o eller iki kez havaya kalkıp sayılmıştı. Fakat bu eller o eller ikinci kez havaya kalkmaz Burak Elmas'ta. Hata üstüne hata yapmaya devam ediyor Galatasaray yönetimi. Ben özellikle idari açıdan ibra edilme şansının olduğunu düşünmüyorum Başkan Burak Elmas'ın. Camiada erken seçim için çok ciddi bir talep olduğu da konuşuluyor. Sen de hatta bunu haberleştirdin. Bir erken seçim bekleyebilir miyiz? Bir de eğer olursa alternatif adaylar kimler olabilir? Aslında bütün camia, eski başkanlar Galatasaray Kulübü'nün içinde bulunduğu tablo nedeniyle erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bunu Yüksek İstişare Kurulu'nda özellikle eski ikinci başkan Mehmet Elvacı çok net bir şekilde dile getirdi toplantıda. Ama Başkan Burak Elmas camia erken seçim kararı beklerken halen Galatasaray'ın geleceğine belki de çok ciddi maddi yükümlülük getirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Sportif direktör getiriyor, scout getiriyor, ilginç kontrat şartlarıyla teknik direktör transfer ediyor. Ben şu ana kadar gözüken tablo itibariyle Burak Elmas'ın erken seçim kararı alacağını zannetmiyorum. Hazırlık var mı? Var. Evet. Eski aday, yani bir önceki seçimde aday olan Metin Öztürk ekibiyle birlikte çalışmalara başladı çok ciddi şekilde. Ve camianın isteğiyle, baskısıyla da oluşacak şartlara göre eski başkan Dursun Özbek de yeniden göreve talip olabilir. Bunu da söylemek lazım. Peki son olarak da sahaya dönelim. Göztepe karşılaşması var Galatasaray'ın ve zor bir müsabaka olacak gibi görünüyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'daki son durum nedir? Nasıl bir ilk 11 bekleyebiliriz? Bir de son olarak olası bir Göztepe yenilgisi Torrent'in son maçı olabilir mi Galatasaray'da? Şimdi artık Domenech Torrent de Pulgar'ı oynatacaktır. Yani zaten tahtaya Inaki Pena ve Gomis'ten sonra bence yazması gereken üçüncü isim Pulgar'da, hiç bakmadan öyle yabancı sınırlaması vesaire. Yani 4-5 ismin değişebileceğini söyleyebiliriz kadroda. Yabancı sınırına takılmamak adına eğer Emre Kılınç yetişemezse Ömer sol bek oynayacak, Patrick yedeğe geçecek. Orta sahada Taylan olmayacak, Pulgar oynayacak. Yine forvette Gomis olacak. Bunların altını çizmek gerekli. Ama ben açıkçası Galatasaray'ın içinde bulunduğu psikolojik ortam nedeniyle kazanma ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Eğer Galatasaray galip gelirse çok büyük bir sürprize imza atmış olur. Belki de ilk kez bir galibiyet üzerine yayın çekmiş oluruz. O da güzel olur aslında. Torrent'le yollara ayrılır mı? Göztepe mağlubiyeti halinde. Yani dediğim gibi normalde sağlıklı Galatasaray'ın geleceğini düşünen
Ama geçmişte de bunu felsefe edinip adımlar atan bir yönetim Torrent'te yolları zaten çoktan ayırırdı. Ama dediğim gibi yani o kadar bol sıfırlı komisyonu bol bir kontrata imza atmışlar ki Torrent'le ilgili. O yüzden elleri kolları bağlı hareket edemiyorlar. Bilemiyorum, kendileri için son çıkışın bu olduğunu düşünürlerse o zaman belki gönderirler. Peki. Değerli sohbet için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem Galatasaray'da tekrar bir arada olmak üzere. Teşekkürler.